önce sizin belirttiğiniz toksikolojik analiz için artık bir takım şeyler kaybolmuştur. Dolayısıyla olabilir. Kaybolmuş olabilir. Dolayısıyla şansımız da pek fazla olmayabilir şeklindeki görüşünüze çok ilginç bir yeni bir kaynakla bir katkıda bulunmak isterim. Japon Inoue önemli bir araştırıcı Japonya'da. O ve ekibinin otomobil içerisinde suya düşmüş ve de aylar sonra sudan çıkartılmış 24 yaşındaki bir erkek cesette adiposer gelişimi, sabunlaşma olan bir erkek cesedin akciğerinde toluen buluyorlar. Gaz, yani gaz halinde bir madde ve toluenin miktarını tayin edebiliyorlar. Bunun toksik olmadığını, kendisinin ara ara tiner gibi o uçucu şeyleri çeken birisi olduğunu, akciğerinde plankton buluyorlar. Yani suya düştüğünde canlı olduğunu ve suyu da soluduğunu bir anlamda. Ve bunu da sudan çıkmış işte aylar sonraki bir cesedin toluen bulmaları akciğerinde tabii ki çok ilginç. Yani toksikolojik analiz adiposer oluşumu sayesinde çok ilginç sonuçlar verebilir. Yani buradan umutsuzluğa kapılmamak lazım. İlginç olabilir. Tabii bu ben arada... Ben niçin buyurun. Söyledim bunu? Masumiyet projesi vardı. Siz de evet. O konuda çalışmıştınız. Evet. Hala da çalışıyorum. Hala da çalışıyorsunuz. Evet. Amerika'da da vardı benzer evet. Şekilde. DNA 300 kişi oldular. Kullanılmadan evet, önce onlar. İnsanlar evet. Bazı insanları DNA analiziyle suçsuz evet. Oldukları ortaya evet. Çıkarılabildi. Evet. Evet. O evet. Mahkemeler olduğu zamanlar DNA analizi yoktu. Yoktu. Evet. Bunu kastettim ben. Yani evet. Bulamadık diye bu şeyden çünkü belli bir süre evet. Sonra örnekler başka yöntemler yok edilir. Aa, o yüzden örneklerin evet. Mutlaka saklanması aa, gerekir. Onu vurgulamak istedim. Kesinlikle imha edilmemesi lazım. Her halükarda. Son ana kadar. Hiçbir şekilde hiçbir imha edilmemesi. Hiçbir zaman imha edilmemesi lazım. Bir şekilde korunması lazım. Evet. Doğru haklısınız onda. Masumiyet projesiyle ilgili bir parantez açıp hemen bir bilgi vereyim. Belki sizler ilgi alanınız olmadığı için belki bilmiyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde hali hazırda 300. kişi, geçtiğimiz hafta 300 oldu sayıları, aralarında idam mahkumları da bulunan ve idamı bekleyenler de olmak üzere aslında suçsuz oldukları ortaya çıkmış ve salıverilmiş olan kişiler var. Bunların arasında 20 yıl, 30 yıl cezaevinde kalmış ve aslında onların üzerine atılan işte o cinayeti ya da tecavüzü hiç yapmadıkları ortaya çıkmış hadiseler. Çünkü mahkum edildikleri tarihte DNA analizi diye bir şey yoktu. Şimdilerde cezaevinden kişiler salıverilmeden önce DNA analizi yapılmak zorunda. Yani mutlaka DNA analizi yapılıyor ve o DNA bir veri bankasında tutuluyor. Ama ben yapmadım diyen her kim varsa onun ücretini de devlet karşılıyor ve de DNA analizi yapılıyor biyolojik delillerde. Çünkü biyolojik deliller hiçbir zaman imha edilmiyor orada. Bizde ise az önce söylediğiniz gibi çok tehlikeli bir durum var. Çünkü bütün yasal süreç bittikten belli bir süre sonra organlar imha edilir. Topluca kimsesizler mezarlığında gösterilen bir yere götürülüp gömülür. Çünkü aslında bunları muhafaza edecek yerler de yoktur. Yani o kadar büyük depolarımız da yok. Ama DNA örnekleri ya da küçük örnekleri evet, en azından muhakkak onların saklanması lazım. Şimdi burada tabii ki Özal'la ilgili olarak saç hala çok önemli bir şey. Veri elde o saçın analizi. Bizim için çok şey söyleyebilir. Kısacası elden gelen her şeyin yapılacağına bütün yüreğimize inanmak istiyoruz. Ki bunun adı konsun. Evet. Ama mesela bazı şeylerin göz ardı edilmemesi lazım. Örneğin gelen bir not var. Bilmiyorum izlediyseniz Ahmet Bey burada karşımda oturuyordu. Ve kendilerine bir not geldiğini, o notta bir ilaç ismi yazıldığını, bu ilaç ismini getirip veren kişinin
Sultanahmet'te bir otelde kaldığını aslında söylediğini ama aradıklarında o otelde olduğunu bulamadıklarını. Mesela orada da şaibeli bir şey var. Şimdi o ilaç örneğin bir bitkisel glikozit mesela bir siyanojenik yani siyanür salgılayan bile bir bitkisel preparat olabilir. Bir bitkiden elde edilir. Yani her türlü şey aslında bu sonuca götürebilir. Yani bir insanın kalbinin durduğu, enfarktüs geçirdiği ya da ne yani kalple ilgili, kalp damar sorunuyla ilgili öldüğünü ölmesiyle sonuçlanabilecek o kadar çeşitli şeyler var ki, zehirler, toksik maddeler var ki sonuç o. Sonuçta ya dolaşım duracak ya sorun duracak. Evet. Eninde yani sonunda bunlar. Kalp tabii ki etkilenecek. Genellikle bazı ilaçlar, bazı toksik maddeler kalbe etkileyerekten kalp krizi geçirmesine neden olan ya da durmasına neden olan ilaçlar var. Bunlar biliniyor zaten. Ama böyle mi değil mi? Tabii o tür bir şeyle bitkisel kökenler genellikle. Bu büyük bir şans dediğiniz gibi. Yani cesedin bu hale gelmesi. Evet. Bunu değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yani yok böyle bir şey diyorum ben değil mi? Kimin aklına geliyor? Siyanür zehirlenmesi deyince. Evet. Adli tıptan benim hatırladığım. Şimdi rahmetli babanın Şemsi Gökhan'cı. Evet. Ya ben Kılpay Adli Tıp'a girmedim öyle söyleyeyim. Evet. Gerçekten çok enteresan bir branş. Yani yaşım geç olmasa transfer olabilirdim. Siyanür zehirlenmesinde bilmiyorum doğru mu? Acı badem kokusu. Evet. Fosfor zehirlenmesinde soğan kokusu. Doğru. Bunlar vardı eskiden yani böyle kokular. Evet. Tabii şimdi ama bu kadar evet. Çok siyanür yutmuş olmayabilirsiniz. Bu bir glikozit olabilir. Yani şey olarak doğru. Getirdiği aşamayı. Evet. Çok gelişti. Eskiden kokulara gelirdi. Öyle demeyin. Benden bir önceki kuşak mesela koğuşlara girdiğinde şu dipteki mesela diyabet hastası diyebilirdi. Çürük elma kokusu. Koku vardı. Aseton kokusu, elma kokusundan o diyabet hastası derdi. Ben bir otopsi teknisyeni, çok eskiler babamın zamanında olan bir otopsi teknisyeni biliyorum. Ben baktığım zaman cenazenin ayak parmaklarının duruşundan enfarktüs krizi geçirip geçirmediğini anlarım derdi. Yani nasıl? Evet. Yani demek ki böyle insanlar kendilerine bir takım şeyler o zamanlar gelirler. Şimdi tabii ki her şey çok çok farklı. Yani aklı hayale gelmeyecek teknikler, bir zamanlar hiç düşünemeyeceğimiz yöntemlerle şey var. Esasen böylesine uzun ve dayanıklı kalan ve asırlara direnen başkaca da bedenler var. Öldükten sonra dayanan bedenler var. Üstelik Anadolu'da da bunlardan çokça var. Çokça var. Şimdi belki